Kul de peygamberim era ne diyorsunuz? İn kâne min indillâhi eğer bu kitap gerçekten Allah'tansa, Allah katındansa ve kefertum bihi siz de inkar etmişseniz ve şehide şahidun min beni israile, İsrail oğullarından bir şahit de ala mitlihi bunun böylece Allah'tan geldiğine şahitse fe ve de iman etmişse وَاسْتَكْبَرْتُمْ Siz de müstekbir davranıp, kibirlenip bu kitabı reddettiyseniz haliniz nice olur deyiver onlara ey peygamberim. Evet, Allah peygamber efendimizin çevresindeki insanlara şunu demesini istiyor. Ey insanlar, gerçekten bu kitap Allah katındansa, siz de bunu reddetmişseniz ve İsrailoğullarından bir şahit de bu kitabın böylece bana Allah'tan geldiğine şahitse ve iman etmişse, haliniz nice olur deyiver. Buradaki İsrailoğullarından bir şahitten kasıt Kur'an konusunda söz söyleme yetkisinde olan alimlerimizin beyanına göre birincisi Abdullah İbni Selam'dır. Abdullah bin Selam Medine'de Yahudi alimiydi. Tevrat'ı en iyi bilen Yahudilerin hakemi Yahudilerin emiri ve lideriydi. Ne zamana kadar Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicret edeceği ana kadar Yahudiler hep onun ağzına bakarlardı. İhtilaf ettikleri konularda ondan çözüm isterlerdi. Tevrat'ı en iyi bilen en büyük Yahudi alimi Abdullah İbni Selam peygamberimizin hicretinin hemen birinci ya da ikinci haftasında hemen Müslüman oldu. Niye? Çünkü o Tevrat'ı en iyi bilen bilendi. Tevrat'ta ahir zaman nebisinin alametlerini de çok iyi biliyordu. Hemen iman etti. Ama Yahudiler inanmadılar. Bakın Allah diyor ki ne oluyor size? Sizin en aliminiz İsrailoğullarından bir şahit bu kitabın Allah'tan geldiğine şehadet ediyor ve iman ediyorsa ey Yahudiler size ne oluyor? Niye inanmıyorsunuz? Deyiver onlara. Ya da buradaki şahitten kasıt yine alimlerimizin beyanına göre Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselamdır denmiş. Önceki derslerimin birisinde şu cümleleri söylemiştim ama yeri gelmişken burada bir daha söyleyeceğim. Musa Aleyhisselam kendi dönemi İsrail oğullarından ahit aldı. Dedi ki ey İsrail oğulları son kitap Kur'an'a ve ahir zaman nebisi son peygamber Ahmet ismindeki peygambere iman ettiniz mi? O günkü İsrail oğulları evet iman ettik ey Musa dediler böylece mümin oldular. Bakın o gün bile bir İsrail oğlu, Yahudi şu son kitaba inanmadıkça, gelecek ahir zaman nebisine iman ettim demedikçe o gün bile onlara Müslüman denmiyor, Mümin denmiyordu. E kitap gelmiş, peygamber gelmiş. Bugün bu kitaba iman etmemekte direnen, bugün son peygambere iman etmemekte direnen Yahudilere nasıl mümin diyeceğiz? Nasıl onlar da inanıyor diyeceğiz? Hayır, hayır, onlar mümin değil. Yine İsa Aleyhisselam o gün kendi yaşadığı dönem çevresindeki havarilerinden ahit aldı. Dedi ki ey benim havarilerim. Ahir zaman nebisi Ahmet'e ve ona gönderilecek Furkan isimli son kitaba inandınız mı? Çevresindeki havariler evet inandık ey İsa dediler ve mümin oldular. O gün bile bir Hristiyan ya da bir İsrailoğlu son kitaba son elçiye iman etmedikçe onlara mümin denmiyordu. Bugün bu kitaba inanmayan bir Hristiyana nasıl mümin diyeceğiz? Bugün son ahir zaman nebisine iman etmeyen bir Hristiyana nasıl mümin diyeceğiz?